Samandağ ilçemizde bir şehidimiz oldu. Denizin ortasındaki bir rota, ona denizciler can salı diyorlar. Yani herhangi bir tehlike anında gemilerde bulunan ve açılan, otomatik olarak açılan, içine insanların bindiği bir bot. Çevlik Limanı'ndan yaklaşık 4 kilometre açıkta bir balıkçı kardeşimiz görüyor. Arıyor oradan şeyi. Diyor ki ya burada ortada bir tane bot var. İçinde de iki kişi yatıyor falan. Sahil güvenlik hemen harekete geçiyor. Buraya intikal ediyorlar. Gerçekten içinde iki tane insan, biri diğerinin üstüne gelecek şekilde ayakları diğerinin ayaklarının üzerine gelmiş. Yatıyor. Sesleniyorlar. Ses yok. Bakıyorlar ki işte ağız kısmında falan biraz morluklar var. Suda kalmaktan dolayı. Ses olmayınca öldüğü anlaşılıyor. Savcıya bilgi veriliyor. Tabii savcı diyor ki ya çekebiliyorsanız limana çekin. Burada bakalım. Başlıyorlar çalışmaya. Tam bağlayıp hareket ettirir ettirmez patlıyor. Orada askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi Ercan Topaca, ahilik haftası dolayısıyla esnaf temsilcilerinin ziyaretinde bir askerin şehit olduğu Samandağ Çelik'teki patlamayla ilgili konuştu. Topaca, olayın nasıl gerçekleştiği hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi. Vali Topaca, can salı denilen bottaki iki cansız bedenin kimliklerinin henüz tespit edilemediğini, saldırıda yaralanan balıkçının da hastanede gözetim altında tutulduğunu ifade etti. Böyle bir şeyi düşünmek, denizin ortasında bu botu koyarak içine iki tane de ölmüş insanı, muhtemelen öldürerek koydular. Kimlikleri henüz tespit edilebilmiş değil. Üzerinde çalışıyoruz. Zaten bir kısmı patlamayla parçalanmış cesetleri. Hiç insani bir şey değil. Tabii amaç bizim sahil güvenlik ekibini oraya çekmek. Orada işte tuzaklanmış bir şey müdahale edildiği zaman patlayacak. 5-10 tane askerimizin ölmesi hedefti. Ama o balıkçı kardeşimizin olayı görmesi, sahil güvenlik oraya gelinceye kadar orada beklemesi, sahil güvenlik gelince kendi botuyla işte yardımcı olması, ipi bağlamaya çalışması, sahil güvenlik botu da biraz açıkta beklemiş. Neticede Allah'a şükür tabii bir askerimizi kaybettik. Balıkçı kardeşimiz yaralı, durumu kritik tabii. Görünürde bir şey yok. Gözetim altında inşallah. Yani hayati tehlike yok gibi gözüküyor ama iç organlarında falan o patlamanın etkisiyle kanama olabileceğinde doktor arkadaşlar ihtimal dahilinde tutarak gözetim altında tutuyorlar. Topaca konuşmasının devamında terör saldırılarının amacının birlik ve beraberliği sarsmak olduğunu ifade etti. Ülkemizin birliği, dirliği, güçlü, kuvvetli olmasını engellemeye yönelik faaliyetlerdir. Bu süreçlerde en büyük desteği devletimiz esnafından, tüccarından ve sizlerden alıyor. Dolayısıyla sizin yapacağınız şey sıkıntılı süreçlerde yaptığınız işi en güzel şekilde ahlaki kurallara uygun bir şekilde yaparak daha çok üretmek, daha kaliteli üretmek, vatandaşımıza daha çok hizmet etmek, namusu ve şerefiyle de kazancını yiyip içmek, gerekli harcamaları yapmak, devletimize olan işte vergi borcunu da ödemektir.